Nevşehir'de il genel meclisi ve belediyede yapılan usulsüzlük, yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırmakla ilgili geçenlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptım. Burada il genel meclisinin köy yollarını yaparken nasıl usulsüzlüklere karıştığını, müteahhitle nasıl hareket ettiğini detaylı bir şekilde anlattım. Aynı konulara girmeyeceğim. Fakat buradan Vali Hanım'a teşekkür ediyorum. Bu anlattığım konularla ilgili gerekli incelemeyi yapmış, soruşturma başlatmıştır. Ama müteahhit hakkında henüz savcılığa bir suç duyurusunda bulunamamıştır. Sayın Bakan, İl Genel Meclisi Başkanı'na siz Hacı Bektaş'la kullanılmak üzere 5 milyon TL para gönderdiniz. Bundan 3 ay önce. İl Genel Meclisi Başkanlığı sizin bu göndermiş olduğunuz 5 milyon TL'nin 2 milyon 132 bin 160 TL'sini Hacı Bektaş Belediyesi'nin altyapımında kullanıldığı halde geriye kalan kısmını iç etti. Akıbetini bilmiyoruz. Sizin gönderdiğiniz paranın, Sayın Bakanım dinlerseniz anlatacağım. Sizin gönderdiğiniz paranın İl Genel Meclisi toplantısında tartışmalarının bende videosu var. Telefon numarası verirseniz size o videoyu göndereceğim. Oradaki geçen konuşma şu. İl Genel Meclisi Başkanı konuşuyor. Sanki bu para Yunan adalarına gidecek ya da Yunanistan'a yatırımda bulunacak. Altyapısı yapılacak. İl Genel Meclisi Başkanı diyor ki ya o da bizim partiden değil ama olsun, başkanımızın da sözünü yerine koymamak için %40'ını kullanalım. Bunların videosu bende var. Diğer İl Genel Meclisi AKP'li biri devreye giriyor. Yok yok diyor, %30'unu kullandıralım. Sayın Bakanım, bunlar babasının parasını mı kullandırıyorlar? Pahtişahta ulüfe mi dağıtıyorlar? Hacı Bektaş Belediyesi'ne gönderilen 2 milyon 800 bin TL'nin hesabının mutlaka ama mutlaka sorulması gerekiyor. Utanmadan, sıkılmadan İl Genel Meclisi Başkanı Hacı Bektaş'taki kullandığı 2 milyon 800 bin TL altyapılarının tamamını biz yaptık diye basın açıklamalarda bulunuyor. Umarım bunların hesabını sorarsınız. Sayın Bakanım, yine Nevşehir Belediyesi'nde hani denir ya arkadaşlar, rüşvetin belgesi olur mu diye. İşte size belgesi. Hemen verebilirim. Belge. Cam işletme atölyesi ekipmanlarıyla ilgili bir ihale açmış Nevşehir Belediyesi. Umarım siz diğer belediyelerde uyguladığınız görevden alma işlemini burada da uygularsınız. Burada adres belirtilmiş, adres. Diyor ki bu alınacak malzemeler Murano Adası'nda ithal edilmiş olacak. Ben Murano Adası'nı ilk defa duydum. Demek ki Nevşehir Belediyesi'nde her yeri gezen, dolaşan arkadaşlarımız var. Ben bunun üzerine belediye başkanını aradım. Dedim ki sizin yapmış olduğunuz usulsüz bir ihale, hemen dedi ben yetkili arkadaşlardan ihaleyi getirtiyorum, ihale şartnamesini. Hemen getirtti, aradı beni, özür dilerim yanlışlık olmuş, biz bu ihaleyi iptal ediyoruz dedi. Şimdi size ben bu ihalenin şartnamesini gönderen bir iş adamının sözlerini okuyorum. 400'ü aşkın el aleti ve makine üretmekteyiz ve tek yerli üretici biziz. Çin'de yapılan akıl almaz, diyor ki netice itibariyle en sonunda zaman yok. Belediye yetkilileriyle görüştüm. Hepsi haklısınız ama yukarıdan geldi, yapacak bir şey yok dedi diyor. Sayın Bakanım, yukarıdan kim emir veriyor Nevşehir Belediye Başkanlığı'nın hangi malzemeleri kimden alacağına? Umarım bu konuları araştırırsınız. Diğer belediyelerdeki görevden alma hassasiyetiniz burada da yaparsınız. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, şimdi başkan, değerli milletvekilleri, sayın bakan, bürokratlar ve basınımızın değerli temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, anayasanın 34. maddesinde herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir demektedir. Böylelikle toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemesinin izin alma koşuluna bağlanamayacağı açıkça ifade edilmiştir. Hal böyleyken ne zaman barışçıl bir gösteri, bir hak arama, bir protesto olsa değişmeyen iki davranış biçimi var. Birincisi, göstericilerin hemen polis ablukasına alınarak biber gazıyla müdahale edilmesi ve kargo tulumba gözaltına alınmaları. İkincisi, göstericilerin terörist ilan edilmesi. Birkaç haberle bunu örneklemek istiyorum. Sayın Bakan, şu haber,
şu elimde görmüş olduğunuz haber, 15 yıldır kıdem tazminatlarını alamayan Uyar Madencilik işçilerinin Ankara'daki girişinin durdurulmasını haberi. Gereksiz, gerekse partinizden birçok kişi madenci arkadaşlarımızla daha önce görüşmüş, çeşitli sözler verilmişti. Ancak verilen sözler tutulmadığı gibi madencilerimiz günlerce Ankara girişinde tutularak demokratik eylem hakları yok sayıldı. Daha acısı iki madenci Tahir Çetin ve Ali Faik İnter adlı arkadaşlarımız Ankara girişinde beklemenin verdiği yorgunlukta Soma'ya dönerken trafik kazasının hayatını kaybetti. Kendileri saygıyla anıyorum. Bilir misin Sayın Bakan, madenci yerin altına girerken hakkını helal et der, çıkınca da birbirlerine geçmiş olsun derler. Ölümün pençesindeki madencilerin hak aramasına niye tahammül edemiyorsunuz Sayın Bakan? İkinci haber, Ankara'da şu Sayın Bakan, İstanbul Sözleşmesi yaşatır eylemine davet açıklaması yapan kadınlar polis müdahalesiyle yaka paça gözaltına alındılar. Sayın Bakan, İstanbul Sözleşmesi iktidarınız fikir değiştirmeden önce devlet olarak imzaladığımız, arkasında durduğumuz bir sözleşmeydi. Bunu savunmanın neresi suç olabilir? Kadınların demokratik şiddet kullanmadıkları bir açıklama neden kamu düzenine tehdit oluşturuyor, yoksa sizin kamu düzeninden anladığınız herkesin susturulması mıdır? Üçüncü haber Sayın Bakan, Boğaziçi'nde kayyum rektörü protesto ettiği için tutuklanan iki öğrencimiz. Kayyum rektörü eleştirdi diye, kayyumluk binasına sırtını döndü diye, slogan attı diye Boğaziçi öğrencileri terörize edildi. Bu öğrenciler yandaş medyada şeytanlaştırıldı. İki öğrencimiz Caner Perit Özer ve Enis Berke Gök tutuklandı. Dördüncü haber, bu yıl hem yurt bulamadıkları için hem de kiraların çok fahiş fiyatlara yükselmesi nedeni eylem yapan üniversite öğrencilerin haberi. Bu öğrencilerimiz de çeşitli şehirlerde gözaltına alındı. Sayın Bakan, Boğaziçi'lilerin neden tutuklandığını, barınamıyoruz, yurtsuzuz diyen öğrencilere neden müdahale edildiğini anlamakta zorlanıyoruz. Taş yok, sopa yok, silah yok, çevreye zarar vermek yok. Öğrenciler demokratik taleplerini dile getiriyorlar. Sizin göreviniz o öğrencileri yaka paça almak değil, aksine korumak. Sayın Bakan, evrensel hukuk ilkelerini rehber edinmiş ve ideolojik tercihlerden arınmış bir kamu düzenine ihtiyacımız var. Ancak bu düzeni tesis etmekle sorumlu olan İçişleri Bakanlığı koltuğunda otururken biz yapalım hukuk arkamızdan gelsin derseniz, olaylara bence suç gibi hukukta yeri olmayan bir tarzda yaklaşırsanız kamu düzeni tesis edilebilir mi? Sayın Bakan, diğer sorum da şu. Geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana organize suç örgütü lideri sizin ve sizinle bağlantılı kişiler hakkında çeşitli iddialarda bulunmakta. Bu yenilir yırtılır cinsten değil. Hangi demokratik bir ülkede değil bir bakanın, bir hükümetin istifa etmesini gerektirecek derecede ciddi iddialar varken maalesef bizde zaman aşımına bırakılıp nasıl olsa unutulur, gündemden düşer umuduyla sümen altı ediliyor. Sayın Bakan, bu iddiaları açıklığa kavuşturmak için bakan kimliğinizi kenara koymanız gerekmiyor muydu? Siz bulunduğunuz makam itibarıyla açılacak bir soruşturmayı etkileyecek bir konumdayken neden istifa ederek bu soruşturma önünü açmadınız? Siz sırtınızda böyle bir kamburla göreve devam etme yolunu neden seçtiniz? Yoksa birileri sizin bu konuyu araştırmanızı mı engelliyor? Kamuoyu vicdanında aklandığınızı düşünüyor musunuz? Sayın Bakan, bir televizyon programında kendiniz söylediğiniz 10 bin dolar alan siyasetçi kim? Niçin isim vermiyorsunuz? Yüz kızartıcı bir suçun üstünü örtemezsiniz. Niye isim veremiyorsunuz? Çünkü vesayet altındasınız. Sayın Bakan, son sorum şu. Korgan Kaymakamı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinden sonra ilk mesai günü görevden alındı. Müfettişlerin Cumhuriyet Bayramı'nı en yüksek katılım ve coşkuyla kutlamak isteyen kaymakama CHP ilçe başkanından Türk bayrağı aldınız mı diye sordu. Doğru mudur? Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, değerli Azerbaycan, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, 9 ayda 90 polis intihar etti. Polisler intihar ediyor. Bu konuda bu ülke için çok önemli. Polislere savcı ayrı baskı yapıyor, amir ayrı baskı yapıyor, AKP ayrı baskı yapıyor. AKP ilçe binalarında polislere yapılan insanlık dışı muameleler var. En basitinden görevli polis kaymakam onaylı bir evrak dağıtacak, ilçedeki bütün siyasal partilere gidecek, bize geliyor samimi karşılanıyor, diğer partilere gidince samimi karşılanıyor, ancak AKP'ye gidince esas duruşta bekletilmek isteniyor. Bir şey söylese sicili alınıyor.
aldıkları maaş yaptıkları işe kıyasla en düşük seviyede olan birkaç işten birisi. Amirden baskı, AKP'den baskı, sür çevik kuvvete, çevik kuvvetteyken aslansınız, kaplansınız, kazanın mübarek olsun deyip sal vatandaşın üstüne, içinde ne kadar öfke varsa sık biber gazını, çek çopu, sonra şiddette ileri giden ülke olunca çek kızağı ver trafiğe. Sonuç, bu polis bu kadar baskıyla canavara dönüşüyor. 15 Temmuz sonrası emniyette FETÖ'cü temizliği yapıyordunuz. Onları da o koltuklara siz oturttunuz. Ama şimdi emniyeti AK Polis'e çevirmeye çalışıyorsunuz. Tecrübesi olmayanları müdür olarak atıyorsunuz. Bu da en alttaki polise mobbing olarak dönüyor. Ve bu mobbingin sonucunda intihar vakaları oluşuyor. Sarayda çalışan 1993 doğumlu polis kardeşimiz intihar etti. İntihar mektubunda mobbing yapan amirlerin isimlerini tek tek verdi. Cenazeme de İçişleri Bakanı gelmesin dedi. Vicdanınız rahat mı Sayın Bakan? Mersin Mezitli'de polis olan kardeşiniz Nagihan Ekiz, AKP ilçe binasında görevli polisin mazereti sebebiyle 2 saatliğine yerine bakıyor. Dışarıdan partiye bir kadın gelip, nerede görevli polis, ben usandım polis azarlamaktan diyor. Bunun üzerine Nagihan kardeşimiz de, hanımefendi siz kimsiniz, neden bağırıyorsunuz diye soruyor. Bunun üzerine kadın, sen şimdi kim olduğumu görürsün der, sicilini alır. Kadın ilçe başkanına, ilçe başkanı emniyet müdürüne, emniyet müdürü şube müdürüne silsile ile talimat yağdırır. Şube müdürü de Nagihan kardeşimizi alıp AKP ilçe binasına götürüp çabuk sekreterden özür diler. Nagihan da ben suç işlemedim, o benden özür dilesin, ben de ondan dilerim diye cevap verince ilçe başkanı yardımcısı bunların başını ezeceksin ki karşılık veremesinler der. Nagihan'ı kapı dışarı ederler. Bu olaydan bir süre sonra da Nagihan kardeşimiz intihar eder. Gencecik bir polisimiz gitti, gık demediniz. Polisi başını ezmekle tehdit eden sizin partinizin çalışanı. İçişleri Bakanı'nın görevi oturup akşamları tweet atmak, muhalefete laf yetiştirmek midir? Gaziantep'te düğününe 3 gün kala çevik kuvvette görevli polis niye intihar etti? O kanlı döşeğini görünce polis intiharları araştırılsın önergesinin reddedilmesi karşısında ne hissettiniz? Polis memuru Muhammed Aslan, emniyet müdür yardımcısı tarafından darp edildi. Rapor aldı, bir şey yapamadı. Sürgün ve mobbingden korktu. Ama 2 ay sonra maalesef nizibe sürüldü. İntihar mektubu yazdı, şükür ki intihar etmedi. O mektubu siz de okudunuz Sayın Bakan. İçiniz sızladı mı merak ediyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü 17 Haziran 2001 tarihli basın açıklamasında polis intiharlarındaki artışı kabul ediyor. Psikolojik destek noktası yetersiz diyor. Açıkçası şaka yapıyorsunuz. Polis teşkilatını AKP'nin güdümüne soktunuz. Kendinizi devlet sanıyorsunuz. Polise uyuşturucu satıcısının elini ayağını kır diyorsunuz. Polis kanunla çalışır. Bunu bilmelisiniz. Gerçekleri bir kez daha karşılaştıralım. Küresel organize suçlarla mücadele raporunda Türkiye 193 ülke içerisinde kara parayla aklama, kara parayla mücadele etmede 12. ülke konumunda. Bizden geride sadece Suriye, Irak, İran, Pakistan, Myanmar falan var. Şimdi o raporda şunu söylüyor. Yüksek suç yoğunluğu, düşük yoğunlukla mücadele ediyor. Sayın Bakan, bunları ben size ifade edeyim. Daha sonra cevap verin. Ben ifade edeyim, siz sonra cevap verin. Hiçbir şey söz olmuyorum. Ben uluslararası bir kurumun verdiği raporu şey yapıyorum. Sayın Bakan da uyarın. Laf atınca bizi uyarıyorsunuz. Herkesi uyarıyorum. Bir 5 dakika ilave eder misin? Belki sonuçta 5 dakika ilave edemem. Niye? Yarısı 4 dakika. Bu. Ama polemik de gitti yarısı. Tamam, bir 4 dakika ilave edin. 3 dakika ilave edin lütfen. Şimdi her konuya gelince uluslararası raporlarda Almanya bizi kıskanıyor. Amerika'da 7 kat enflasyon var diyorsunuz. İşinize gelince onları alıyorsunuz. İşinize gelmeyince bu raporlara bakmayın. Bunu vatandaşımız çok güzel takip ediyor. Bunlar tarafsız kuruluşları. Şimdi yine aynı konuda sabahtan beri konuşuluyor. Kolombiya'dan gelen 4.9 ton uyuşturucu meselesi. Dediniz ki bize bilgi gelmedi. Kolombiya hükümeti de dedi, biz dedi bütün bilgileri gönderdik. Bu konuda yapılan İstanbul'da bir görüşme yapıldı. Ne yaptınız? Onları da kamuoyuna bir açıklayın lütfen.
Yani adamlar biz her şeyi seri numaralarında her şeyi gönderdik diyor. Yine başka bir iddia. Ali Ağa'ya gelen uyuşturucu yüklü gemilerin söküm alanlarında özel bölmeler yapılıp bu özel bölmelerde de uyuşturucu saklı alanların normal çalışan işçilerin değil o alanlara özel işçilerin gelip bunları çıkarttığı ile ilgili iddialar var. Hatta İzmir açıklarında Tavşan Adası yakınlarında da bu özel işçilerin gidip bu gizli bölmelerden uyuşturucuları çıkarıldığıyla ilgili iddialar var. Bunlar iddia. Siz de çıkıp anlatın. Ve burada tabii soru şu. Sahil güvenlik ne iş yapıyor? Sahil güvenlik size bağlı. Aynı zamanda bir askeri grup. Buradaki yapılan bu kadar iddia varken, tespit varken, raporlara girerken ne iş yapıyor? Bunların hiçbiri tespit etmiyor mu? Sayıştay raporlarına bakıyoruz. Bu konuyla ilgili hiçbir ciddi çalışma yok. Seri numaraları, sıra numaraları kesilen makbuzlarda silinmiş, gizlenmiş ve bunlarla ilgili de maalesef doğru düzgün bir çalışma yok. Ama sorduğumuzda dış güçlere alet olmayın. Zaten ne geliyor iyi olan olduğunu siz de kötü olduğumu dış mihraklar. Yine son olarak şu sorularla toparlamak istiyorum. Bitince siz kesin lütfen Sayın Başkan. 30.06.2020'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olarak kamuoyuna duyurduğu operasyon planlarından Nevzat Kaya'nın kullandığı araçta operasyondan 10 gün öncesine kadar Süleyman Soylu'nun oğlu Engin Levent Soylu'ya ait tahsisli plaka bulunmuş mudur? Son 5 yıl içerisinde bakanın kişisel tasarruflu kaç kişiye tahsisli plaka verilmiştir? Tahsisli plaka verilenler arasında İçişleri Bakanlığı mutfağına et temin eden kasap da var mıdır diyorum. Cevapları bekliyorum. Evet, değerli arkadaşlar.